Evet, çekim yapıyor, başladı. Pandeminin ilk döneminden beri yeme içme sektöründe %70'lik bir iş gücü kaybı yaşandı. Bu iş gücü kaybının ciroya etkisi ve personele etkisi olmuş oldu. Mesela 5 kişilik çalışan bir tezgahta bunun 3 ustası ayrıldı işten, 2 tanesi çalışmaya devam etti. 3 tanesini ya ücretsiz izinlerle ya da sektör değiştirerek tolere edildi. Ustalarımız artık sektör değiştirmeye başladı. Kimisi rentekar işletmeye başladı, kimisi başka sektörlere geçti, telefonculuk yapmak isteyenler oldu. Bu da ustalarımızın işten iş hayatından kopmasına neden oldu. Bu tabii 3. dönemine girdikten sonra da bayağı etkili olmaya başladı. Bundan dolayı sektörde ciddi bir sorun yaşadık. Bu en son açılmalardan sonra da turizm sektörünün hareketlenmesiyle beraber ustalarımızın çoğu turizm bölümüne kaymaya başladı. Bundan dolayı da tüm Türkiye'de ciddi bir usta ve işçi sıkıntısı yaşadı. Şu an ortalama 150 lira, 160 liraya çalıştırmış olduğumuz personeller 200 liraya, 220 liraya çıkmaya başladı. Biliyorsunuz paket dönemine geçmiştik. Paket döneminde paketçiler de çok ciddi bir eksiğimiz vardı. Yeni paketçi yetiştirmek ve yeni insanlar sektöre kazandırmakla beraber böylece onların yevmiyeleri de yükselmeye başladı. Yani 150 liraya çalıştırdığımız insanı 200-220 liraya kadar çalıştırmaya başladık. Ama şu normal servise geçtikten sonra biraz daha rahatladı bu. İnşallah şu turizm dönemiyle beraber de, çünkü turizm de şu an çok ciddi bir zayıfladı bu Eylül ayı itibariyle. İnşallah bundan sonra biraz daha personel sayısında rahatlayacağız diye düşünüyoruz. Gerçekten ciddi anlamda eleman bulamıyoruz. Yani önceden mesela eleman gerçekten çok bol eleman vardı. Son zamanlarda özellikle pandemi sürecinde personel yemek sektörü olarak konuşuyorum ben. Kesinlikle eleman bulamıyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza 150-200 arası yemeğe veriyoruz. Günlük bu. Bunun içinde yeme içme dahil. Ve ona rağmen personel bulamıyoruz. Ve şöyle bir şey. Sigorta da yapıyoruz. Hani bir söz vardır yani, klasik cevap. Türkiye'de iş yok. Biz işçi bulamıyoruz. Gerçekten biz işçi bulamıyoruz. Hani tek sıkıntımız böyle aslında, ne bileyim yani. Ya şeyden sıkıntımız var. İnsanlar iş yok. Arkadaşlar bak, bugün ben konuşuyorum ve benim gibi işveren abilerim var. Hepsine gidip sorabilirsiniz. Yemek sektörü, yine altını çizerek söylüyorum. Yemek sektörü özellikle herkes personel alıyor. Bunun içinde bulaşıkçı, komi, garson, özellikle usta, kurye. Özellikle bu büyük sıkıntımız ve ciddi paralar vermemize rağmen işçi bulamıyoruz.